Aptal Halil Ağa var. Nılış Nuri. Mustafa Kemal Atatürk. Sonsuz onlara teşekkür ederim. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün halkımıza Kahramanmaraş'ın milli mücadele kahramanlarını soracağız. Bakalım tarihimizi ne kadar iyi biliyoruz. Bizlere nasıl yanıtlar verecekler? Sütçü İmam var. Nılış Nuri. Çeteler var. Nerede bir yeraltı çarşısı da var, ismi verildi. Evet Rıdvan Hoca. Evet, aklıma gelemedi. Bunları biliyorum. Sütçü İmam isim olarak duydum ama geçmişe dahil bir şey bilmiyorum. Sütçü İmam'ı zaten söylemezsek ayıp olur burada. İlk kurşunu atan. Zaten benim için en değerli şeylerden birisi ilklerdir. İlkler unutulmaz. Sütçü İmam'ı da başlattığı için, ilk kurşunu attığı için unutmamamız lazım. Aptal Halil Ağa var. Bu adama bir gün Fransızlar şey diyor. Bizim için davul çal diyorlar. Tören yapacağız diyorlar. O da diyor ki benim diyor bu davulumun içini altınla doldursanız bu davul Fransızlar için ötmez diyor. Çalmaz diyor. Arslan Bey vardı. Park'tan biliyorum onu da. Kadınlardan Senem Ayşe'ydi herhalde ya, yanlış hatırlamıyorsam. Kadın kahramanlarımız benim için daha değerli aslında. Çünkü kadınlar eskiden biraz daha şeydi ya böyle. Daha değersiz miydi neydi sanki? Pek doğru ifade olmadı ama siz anladınız ne demek istediğimi. O zaman da çünkü kadınlar sadece ev işleriyle falan uğraşıyorlardı. Kadınların öncüsü de Senem Ayşe'dir yani. Çakmakçı sahibi Sütçü İmam vardı. Çakmakçı sahip şehit olmuştu, ilk kurşun atandı. Sütçü İmam da kurtuluş mücadelesini başlatan kişilerdendi. Mustafa Kemal Atatürk, Sütçü İmam. İsim olarak bilmiyorum da ama tabii bizim Maraş'ımıza büyük bir emekleri geçmiş. Sonsuz onlara teşekkür ederim. Ben de bir şehit annesi olarak vatan için, devlet için, bayrağımız için evladımı kaybetmiş bir anneyim. O şehitlerimizin sayesinde biz böyle özgür ve hür yaşıyoruz. Her zaman için duacıyız.